Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde bir endüstriyel bir robot kol tasarımı yapalım. Bunun çizimini gerçekleştirelim. AutoCAD'imizi açalım. Başlangıç ayarlarımızı yapalım. Grid'i kapattım. 3D Object Snap'leri açık. Normal Object Snap'leri açık. Ayarlarına girdim. Ayrıca kontrol ediyorum. Nearest kapalı. End point, midpoint, center, quadrant açık. 3D objectlerde benzer şekilde açık. Cyclic Selection açık, dinamik giriş açık. Şimdi ölçüler verilmemiş, sadece hayal edeceğiz. Hayal ettiğimiz boyutlarda çizeceğiz. Kabaca hani 60 milimetre genişlikte, 100-200 milimetre uzunlukta bir robot kolumuz olacak. Bunun taban kısmı olacak, gövdesi olacak ve kol kısmı olacak. Basitçe bağlayacağız. Bağlantının perspektif, yan, üst görünümleri burada verilmiş. Bunu çizmeye başlayalım. Önce şu basit bir şekilde çizimimizi yapacağız. Gövdeyle başlayalım. Bir 3D Tools'lardan silindirik bir parça çiziyorum. Yarıçapı 15 milimetre, yükseklik 30 milimetre olan görünümümü realistik yapıyorum. Ve şu şekilde parça mevcut. Bu parçayı ortadan tam ikiye böleyim. Yarı parça lazım. Section Slice'la böleceğiz. Bölmek istediğimiz parça bu. Şurası ve şurası. Bir de bunun bu hizada şuradan bir yerden tıklayalım. İkiye bölmüş vaziyetteyiz. Hatta şuradan tam ortadan ikiye tekrar bölelim. Bir tanesini bölelim. Tam şu noktadan. Parçanın perspektif görünümüne bakalım. Bunun kenarlarını yuvarlatalım. Fillet Edge diyelim. Radyusu 5 milimetre verelim. Şu kenara uygulayabiliyor. Kenar uyguladık. Tekrar bir bu iki parçayı birleştirelim bir. Union diyelim. Şu parçayı, şu parçayı seçip Enter diyeceğiz. Tek parça haline geldi. Kenarı yuvarlatacağız. Kenar yuvarlatmamız çok fazla oldu. Onu kabul etmeyelim. Tekrar bir flat yapalım şu kenarımıza. Ortada şu yüzeyde bir silindirik delik çizelim. O yüzeye öncelikle bir kordon eksen takımımızı yerleştirelim. Bir silindir çizelim şu merkezden. Yarıçapı 5 milimetre olan şöyle geriye doğru uzamış bir silindir. Silindirimizi şu şekilde taşıyalım. Bunun rengini değiştirelim. Tekrar sağ tıklayıp özelliklerden radyusunu da ufaltalım. Şu yapalım. Bu iki parçayı birbirinden çıkartıp
bir boşluk oluşturacağız. Substrat diyelim. Ana parça bu. Çıkartılacak parça bu. Burada bir delik oluşturduk. Bu cisme bir gövde tasarlayalım. Gövdemiz için iki tane şöyle top view'a gelelim. Buradaki boyutlu çizim yapıp extrude yapmayı tercih ediyorum. Şu şekilde 5 mm yarıçapta bir parça. Buradan F8'e basıyorum. 80 mm, 100 mm ötede bir merkez, o merkezde 10 mm yarıçaplı bir parça ve teğetlerden birer çizgi çiziyorum. Fazlalık kısımları siliyorum. Merkeze ileride birer delik oluşturmak gerekebilecek. Bunu bu haliyle region yapalım. Region yapamadık çünkü kapalı bir bölgemiz yok. Önce bunu polyline yapmamız lazım. Onun için join diyoruz. Ve tüm çizgilerimizi önce tek bir çizgi haline getiriyoruz. Şurası katılmamış. Tek kapalı bölgemiz, kapalı bölge oluşturamadık. Onun için region yapamamış olabilir. Şuraları bir kapatmaya çalışalım. Taşıyalım. Region diyelim. Bu esnada kol parçasını da çizelim. O da bunun deliklisi olacak. Yine iki tane çapında ve bundan bu sefer 30 mm uzaklıkta olsun. Veya bir 20 mm daha uzaklıkta. 10 mm çapta bir parça olsun. Tam kuadrattan seçmemiz lazım. Aksi halde sıkıntı çıkabiliyor. Şu parça ve şu parçayı seçtik. Buraya birer merkezden 2 mm çapında ve buraya da 3 çapta bir delik açtık. Görüyoruz. Burayı düzeltelim. Şuraya alalım. Şunu da şuraya alalım. Tekrar bir join diyelim. Ve region komutunu tekrar verelim. Gördüğümüz gibi region oluştu. İçeridekiler delik olması lazım. Subtract komutunu kullanalım. Tools'tan şu ana parçadan şuradaki delik parçasını çıkartalım. Tekrardan Subtract diyelim. Şu ana parçadan şuradaki delik parçasını çıkartalım. Şimdi bu cisimlere belli bir miktar kalınlık verelim. Press Pull'da diyebiliriz. Cismi 6-5 mm'lik bir kalınlık verelim. Bu cisme de yine 5 mm'lik
bir kalınlık verelim. Cismin tam orta noktalarına birer silindir çizeceğiz. 6 mm, 3 mm yarıçapta ve bunun uzantısı 10 mm olsun. Ve şurayı tekrar bir ölçelim. Major angle, major radius. Şu kenar radius 3 mm. Dolayısıyla şuraya da 3 mm'lik bir yine çıkıntımız olmalı. Center'ı yakalayabilmek için sen komutunu yazdım. 3 mm yukarı doğru. 10. Burayı biraz fazla verelim. 15 mm. Oluşturduğumuz şu parçaları union ile birleştirelim. 3 tane parça tek bir parça haline geldi. Şimdi taşıma işlemini yapalım. Şu parçamızı merkezinden tutup şunun merkezine getirelim. Bu suretle taşıma yapmış oluyoruz. Sonra tekrar taşıma yapalım. Move komutu. Bu sefer şu iki parçamızı alalım. Bunu tutacağımız yer şunun merkezi olsun. Merkezini alalım. Şu parçamızın merkezine taşıyacağız. Şuraya taşıyalım. Tabii ki döndürmemiz lazım. Şu ve şu parçalarımızı seçip Shift ile ve gizmomuzda Rotate gizmo yapıp buradan 90 derece döndürelim. Fazlalıkları bir silelim. Şu parçamızı şu eksen etrafında 90 derece çevirelim. Tekrar bir 180 derece çevirelim. Eksen takımımızı buraya yerleştirelim. Bu gizmo. Tools'lardan eksen takımımızı şuraya yerleştirelim. X'e eksen takımımız şu şekilde. Bir döndürme işlemi yapalım. Parçamızı alalım. Şuradaki merkez etrafında 45-60 derece döndürelim. Şu hizası kaymış. Onu tekrar hizalayalım. Move diyelim. Bu parçamızı şu merkezinden alıp şunun merkezine taşıyacağız. Merkez yakalaması için Gen komutunu yazıyorum. Şuradan yazalım. Şu yüzeyden şuraya taşıdık. Tüm sistemi biraz öteleyelim. Şu yönde 12 mm öteleyelim. Ve sonra şu parçamızı Rotate Gizmo ile döndürelim. Şu eksen etrafında 90 derece çevirelim. Ve taşıyalım bu parçamızı.
Move komutunu verelim. Meyaz ben trabasarsak oluyor. Parçayı seçtik. Taşıyacağımız yer merkez. Şunun merkezine taşıyoruz. Ve bakalım perspektif görüntümüzü. Bir miktar daha içeriye tekleyelim bunu. Şu yönde 3 mm daha içeri alalım. Bu şekilde çizimimizi yapmış olduk. Şurası sıkıntılı bir durum. Burayı düzeltmeye çalışalım. Görünmez yapalım önce. Hide diyelim. Ve takımımızı şuraya yerleştirelim. Şu yüzeye. Ve tekrar slice diyelim. Parçamızı seçelim. X, Y düzlemine göre bir kesme yapsın. X, Y diyelim. Bu sefer kesme tamamlandı. Şu parçamızı bir miktar aşağı indirelim. Şöyle. Şurayı da uzatalım. Press Pull ile şuraya kadar uzatacağız. Ve bu iki parçamızı Union yapalım. Kenarlara tekrar yuvarlatabiliriz. Eğer müsaade etmiş olsaydı sadece müsaade edilen yüzeylere yapabildik yuvarlatmamızı. Onun haricinde yuvarlatamadık. Görünmeyen parçamızı görünür hale getirelim sağ tıklayıp. End Object Isolation diyelim. Sefer ortadaki ortadan kaldırmış olduk çakışmayı. Renk verelim parçalarımıza. Ayırt etmez kolay olsun diye. Buna yeşil renk verelim. Şu parçamıza gri'nin bir tonunu verelim. Gri verelim. Kendi rengimizi de verebiliriz. Tüm parçamızı döndürelim. Rotate Gizmo diyelim. Tüm parçayı şu eksen etrafında 180 derece çevirelim. Gördüğünüz gibi parçamızı elde ettik. Parçamızın, bu robotumuzun görüntüsünü otomatik oluşturalım. Annotate'e gelip Base View diyeceğiz. Ondan önce bir layout açmamız lazım. Kendimize From Template diyelim. Sheet Set'ten Manufacturing Metric seçelim. OK diyelim. Yeni bir layout açıldı. Layout dediğimiz bizim kağıt düzlemimiz olarak düşünülebilir. Buraya antetli çizim de geliyor hazır bir şekilde. Cismimizin görüntüsünü buraya koyabilmek için, otomatik koyabilmek için Base View diyoruz. Robotumuzun ön görünümü, görünüm şekli wireframe olsun. Bunu kabul edelim. Robotun üstten görünümü, robotumuzun yandan görünümü. Bu da robotun
Perspektif görünümünü çift tıklayıp bunu katı gösterelim. Bunun ölçeğini de iki kat çizelim. Okey diyelim. Şöyle taşıyalım bunu. Bir kesit oluşturalım. Görüntümüzü şu şekilde aldık. Bunun tam ortasından bir görünüm oluşturalım. Kesit oluşturalım. 3D Tools'lardan önce bir kesit düzlem oluşturmalıyız. Şu tam orta noktadan geçecek. Buna quad diyelim. Kuadrantı yakalamak için. Tam kuadranttan geçecek ve şunun da tam ucundan geçebilecek şekilde şöyle bir kesit oluşturalım. Kesit düzlem oluşturalım. Öncelikle bu kesit düzlemimizi oluşturuyoruz. Daha sonra Generate'e gelip Generate Section diyoruz. Mevcut kesit düzlemimizi seçiyoruz. Biraz önce oluşturduğumuz Create diyoruz. Ve bu kesitin görünümünü şuraya yerleştirelim. Ölçek istiyor. 1'e 1 ölçek. Düz X'de Y'de. Oryantasyon da şu şekilde olsun diyoruz. Şöyle karşıdan baktığımızda Top View, Front View. Parçamızı bir gönderelim. Rotate Gizmo ile kestiğimizi alalım. Şu eksen etrafında 90 derece döndürelim. Tekrardan bu parçalarımızı seçip bu sefer şu eksen etrafında 180 derece çevirelim. Bu keste tıklayıp Explode yapalım. Ve şu tarama kısımlarını ANSI 131 yapalım. Bu şekilde kesit görünümünde çizmiş olduk. Şimdi bu kesit görünümümüzü kağıdımızın bir bölgesine onu da yerleştirelim. Bir viewport açmamız lazım. Ben şu kısmı siliyorum veya bunu ufaltalım tekrar. Bir bölük ölçekte olsun. Parçayı şuraya alalım. Şuraya yeni bir viewport açacağız. Kesti buraya çizdirebilmek için. View'e geldik. Şurası viewport. Herhangi bir şekilde viewport açabiliriz. Mesela rectangular şekilli. Yani yeni bir pencere gibi düşünebiliriz rectangle şeklini. Çift tıklayalım ve şu kesit görünümünü önce bir hizalayalım şöyle front view'den left diyelim evet. Ve çift tıklayalım dışarıya. Böyle de parçamızın kesit resmini çizmiş koymuş olduk arkadaşlar. Bu haftaki dersimiz bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.